Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoda yeni yaşattığım saka çiftliğini göstereceğim. Bir de saka çiftliğinden bu sene aldığım ilk yavruyu göstereceğim. Şu an yukarıdaki kafeste ayrı ahşap kafeste duran yavru. Onun adı da Mucize. 5 yavrulu bir kuluçkadan tek hayatta kalan bu oldu. O nedenle bu yavrunun adına Mucize koydum. Yavrunun bir tanesi yumurtadan bir ayak problemiyle çıktı. O nedenle yaşamadım. Diğerleri de yuvadaki problemlerle işte bunlar ezilme olabiliyor. Ya da az beslenme ya da yavrular arasındaki böyle mücadeleden kaynaklı problemler olabiliyor. Yani kuluçkanın doğal akışı içinde karşılaşılan şeyler. O sebeplerden kaybettik. Çünkü ben bu kuluçkaya da hiç müdahale etmemiştim. Yani yavruları alıp ayrıca böyle bir besleme ya da besin takviyesi yapma bunları yapmadım. Tamamen kendi doğal akışına bıraktım bu kuluçkayı. O nedenle sonuç itibariyle sadece bu yavru hayatta kaldım. Bunun da gördüğünüz gibi daha tam renkleri oluşmadı. 2,5 aylık bir yavru bu. Özellikle yanak bölgesinde, ondan sonra kafa bölgesinde o maske tüyleri falan oluşmadı gördüğünüz gibi. Sadece böyle sırt, kanat ve kuyruk bölgesindeki doğal saka renkleri biraz gelişmeye başladı. Onun dışında şu an gördüğünüz gibi böyle renksiz bir hali var. Bu yavrumuz bu şekilde. Artık iyice yem kırmaya ve sakalara özgü olan işte kenevir olsun, nijer olsun, bu tür ya da işte mesela keten tohumu olsun, bu tür yemleri artık kırmayı iyice öğrendi. Çünkü bunları tam yem kırmayı öğrenememiş, tam bu gelişim aşamasını atlatamamış yavru sakalar bu yemleri kıramaz. Özellikle keneviri kıramaz. Hem büyük, biraz büyük, iri bir yem olduğu için hem de sert kabuklu olduğu için. Bakın görüyorsunuz şimdi o bahsettiğim kanat tüylerindeki renkler gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş oturmaya başladı. Ama karın bölgesinde, kafa bölgesindeki o renklenmeler yok. Bu alttaki çiftten sol taraftaki bu üç renkli olan dişi, yani yukarıdaki yavru bu dişinin yavrusu. Alttaki sağ taraftaki renkli olan da erkek, yalnız bu farklı bir erkek. Yani yukarıdaki yavruyu ben bu çiftten almadım. Bu arada yukarıdaki bir kafeste bir hareketlenme var. Hemen oraya çevirelim kameramızı. Burada iki tane yavru var. Maşallah bu beyaz kanaryamız onları şu ana kadar çok güzel büyüttü. 2 haftalık oldu yavrular. Böyle arada da bir beslenme tipi duyduğumda bir göstereyim dedim. Belki birazdan tekrar daha iyi bir görüntüden yakalarız. Neyse bu çiftimize dönelim tekrar. Burada dediğim gibi erkeği ben değiştirdim. Daha önce bir için çektiğim bir akşar sakan vardı. Bu o sakan, erkek olan. Ve bununla bu sefer eşe attım bu dişliyi. Şimdilik bunlar da yavaş yavaş anlaşmaya başladılar. Tabii biraz mevsim geçiyor. Özellikle sakalar bahar aylarını tercih ediyorlar. Daha etkin, derin bir üreme için. Ama bu zamanlarda da tüpülecek yere kuşka yapabilirler. Bakalım ben de bu şansı denemek, bunu zorlamak için bunları tekrar bir araya böyle koydum. İlk başlarda tabii diğer kuş türlerinde olduğu gibi kavgalar, itişip kakışmalar oldu. Ama son birkaç gündür görüyorum biraz daha artık yakın dururken birbirlerine daha fazla tolerans gösteriyorlar ve gagalarıyla yemleşme hareketleri de yapmaya başladılar. Bakalım eğer olursa sezon bitmeden belki bir ağız yavru almayı başarabiliriz bu çiftten. Gördüğünüz gibi ikisi de gayet uysal. Bana da çok alışmış durumda olan iki saka. Bu kadar yakın mesafeden çekim yaparken bile hiç rahatsız olmuyorlar. Bu arada evet tekrar bir hareketlenme başladı bu taraftan. Şimdi çok daha iyi bir görüntü yakalamayı başardık. Ve biraz daha yakın plan yapayım. Gördüğünüz gibi anne kanaryamız iki yavruyu çok güzel besliyor. Mamalarını da koydum. Şu dibinde şöyle sarımsı bir görüntü olan yemlikte mama var. Bugünlerde mamayı eksik etmiyoruz kafesimizden. Tam gelişim aşamalarındayız yavruların. Gördüğünüz gibi ben bu çiftime
böyle ahşaptan yapılmış büyük bir salmayı kullanmayı tercih ettim. Böyle geniş büyük salmalarda sakalar üretime daha elverişli bir durumda oluyorlar, daha yatkın oluyorlar. Tabii normal çift tane kafeslerde, hatta daha küçük boyuttaki kafeslerde de üretim yapan arkadaşlar da olabilir. Ama böyle geniş bir kafes kullanmanız ve bu kafesin içine benim yaptığım gibi böyle dallarla yuvanın etrafını kapatmanız ve doğal görünümde böyle sadece böyle bir yuvalı kullanmanız kuşlarınızdan verim almayı daha da kolaylaştırır. Yavrumuza bu arada böyle bu arada bir tekrar gösterelim. Evet, dediğim gibi böyle doğal bir ortam oluşturmanız onları üretim için daha yatkın hale getirir arkadaşlar. Daha kolay yumurta almayı başarabilirsiniz. Sakal etken arkadaşlara bu yolları da verelim böylece. Evet, bu çiftte yumurtalar gelirse onların videosunu da inşallah hazırlamak nasip olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.